Çok kıymetli aday adaylarım ve değerli hazırım, aday tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11. ayın 5'inde başlayan başvuru süresini dün saat 5 itibariyle hayırlısıyla tamamladık. Oldukça yoğun ama oldukça da ilgi gören ve verimli olduğunu düşündüğümüz bir süreç yaşadık. Teşkilat adına ve aday adaylarım adına bu süreçte emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün işlerimizden aldık. Tanıtım programımızda demokratik hak olan aday adaylarımızın kendilerini, projelerini, Kilimli'nin nadide evlatları olan ve AK Parti üyesi olmanın onurunu taşıyan çok kıymetli aday adaylarımızın Kilimli'nin düşündüklerini sizlerle paylaşması ve yarın yapılacak olan temayül yoklamasında beklentilerini sizinle paylaşmaları için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Hepiniz hoş geldiniz. Kilimli'nin ilçe olduğundan bugüne her geçen gün geriye gittiğini hepimiz gibi parti sevdalısı olan ve bu davaya yürekten inanmış, hepsi de birbirinden kıymetli, hepsinin birbirinden farklı meziyet, yetenek ve becerileri olan aday adaylarımız da sonuna karşı ellerini taşın altına koyarak hem Kilimli'nin yerleşim merkezi olarak hem de Kilimli halkının sosyal, kültürel, ekonomik yaşantılarına katkı koymak ve daha güzel günlere taşımak adına bu anlamda çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Yine söylüyorum. Hepsi de altındır. Hepsi de çok kıymetlidir. Hepsinin de hangisi aday olursa olsun çok büyüttüğümüz şu sorunların avantaja dönüştürebilecek insanlar olduğu kanaatindeyim. O anlamda kendilerine de sorumlu kaldıkları için partimiz, teşkilatımız ve ilimiz adına teşekkür ediyorum, halkımız adına teşekkür ediyorum. Bu sorumluluk paylaşmaktır. Bu inisiyatif almaktır. Bu ben hizmete hazırım demektir. O anlamda can kulağıyla kendilerini dinlemenizi, saygı içerisinde dinlemenizi ve değerlendirmenizi de yaparken eş, dost, akraba, yakınlık çerçevesi içerisinde değil, hakikaten birbirini birbirinden ayıramazsınız. Yine sizlerin en doğru kararı sağduyunuza güvenerek vereceğinizi bizlerine anlıyoruz ve müsaadelerinizle toplantımızı açıyoruz. Konuşma sürelerimizi 5'er dakikayla tuttuk. Aşma olabilecektir. Saygıyla karşılayacağız. Saygıyla dinleyeceğiz. Ve arkadaşlar ne olur aday adayı arkadaşlarının üstadlarından ricam AK Parti ahlakı, kültür, düstur ve tüzük kurallarına uyarak birbirimiz adına değil İlçemiz adına, halkımız adına yapacaklarımız konusunda sağduyulu olacaklarına da inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Tanıtımı alfabetik sırayla mı alalım? Daha doğru. Alfabetik sıraya göre alalım. İlk sözü Erol Bey'le başlayalım. Cavit abi. Özür dilerim. Cavit abi. Cavit Başkanım'la başlayalım. Cavit Başkanım. Çok değerli ilçe başkanım, kadın kollarımızın değerli başkan yöneticileri, gençlik kollarımızın değerli başkan yöneticileri, aynı kulvarda bu yarışta ben de varım diyen çok değerli ve bu kutlu yoldukta ben de varım diyen çok değerli aday aday arkadaşlarım ve değerli hazırım. Hepinizi saygı ve selamlarımla selamlıyorum. Evet,
Ben 2004 yılında AK Parti ailesine katıldım. İlk tecrübem ailede belediye meclis üyeliğiyle başladı. Her insanın AK Parti'den önce daha önceden bir siyasi kariyer vardı. Benim de bundan önce bir siyasi kariyerim vardı. İki dönem Anavatan Partisi döneminde belediye meclis üyeliği, reis vekilliği yaptım. Daha sonra 2009 yılında bir önceki dönem belde başkanımızda teşkilat başkanlığı görevini yürüttüm. 2010 yılında rahmetli Yılmaz Kaldırım'dan boşalan belde başkanlığı görevini İl Yönetim Kurulu kararıyla atandım. Daha sonra yerel yönetimler kanunu çıktıktan sonra 2012'de kurucu ilçe başkanlığı görevine atandım. O zamandan bu zamana kadar da Akbayat'a ailesinde siyasi hayatımı devam etmek istiyorum. Burada aday adaylık ve arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kaliteli. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmış, kamu kuruluşlarında belli yöneticilik yapmış veya iş adamlığı yapmış. Ben de bu mücadelede kilimimize bir hizmet davasında varım diyen çok değerli arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kilimli ilçe olduktan sonra gelişemedi. Kozlu ile Kilim arasında çok büyük fark var. Kozlu'da emlak değerleri çok yüksek dereceyle arttı gitti. Özel müteşebbisler de fotoğrafa icraatları yapmaya başladı. Devlet de o tarafa icraatlarını yapmaya başladı. Sanki Kilimli bir köy kısmı gibi, atıl bir bölgede kalmış gibi o versiyonda kalmaya başladı. Bu bir birey olarak benim içim acıdı. Gerçekten Kilim'de hizmete aç olan bir beldeniz, hizmete aç olan bir yöreniz. Ben bilgi, birikim ve donanım olarak kendimde bu vasıfları görüyorum. Kilimi de bir takım şeyleri değiştirme adına projelerimle inşallah eğer sizlerin ve genel merkezin teşkilatının teveccühü olursa bu doğrultuda çalışmaları yapacağım. Fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü Sayın Başkan 5'er dakika dedi. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. İlçe başkanı olarak görev yapmış. Cavit abiye yapmış olduğunuz güzel konuşmadan dolayı teşekkür ederim. Bu yolda kendisine başarılar diliyorum. Erol Bey, Erol Başkan, buyurun. Burada toplanan saygıdeğer büyüklerim, küçüklerim, baylar ve bayanlar. Yani Kilimli'de doğdum. 52 yaşındayım. Bugüne kadar Kilimli'de ikamet ettim. Yani serbest çalıştım inşaat mühendisi olarak. Bu bölgede Zonguldak, Bartın ve civarlarında kamu özel projeler yaptım. Ve hala Kilimli'de yaşamaktayım. Yani bu bölgede 700'e yakın konut ürettim. 5 sene önce de yaşadığım belli sıkıntılardan istemeden de olsa gene ilçemde 40-50 tane insanı sıkıntıya düşürdüm. Onlarla beraber ben de düştüm. Ama 30 senelik bilgi, birikimim neticesinde, yani Kilimli'nin sorunlarını biliyorum, mesleğimi biliyorum. Bu amaçla da AK Parti çatısı altında bu bilgilerimi değerlendirmek adına bu çatı altında bulunmaktan da gurur ve onur duyuyorum.
mesleki olarak kilimde yapılacakları bina konularını da bilmekteyim. Bu amaçla da bu çatı altında burada karar verdim. Teşekkür ederim. Buyurun Mahmut Başkanım. Sayın Başkanım ve çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kadın kollarımızın kıymetli temsilcileri, gençlik kollarımızın, mahalle başkanlarımızın ve ilgilenmiş üyelerimizin, belediye meclis üyelerimizin çok kıymetli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz. İşinizi, gücünüzü bırakıp alay arkadaşlarımızla bizleri burada dinlemeye geldiniz. Allah razı olsun. Bize de bu fırsatı verdiği için teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ederiz. Ben Kilim doğumluyum. İlkokulu burada okudum. Lise hayatım Zonguldak'ta geçti. Maden mühendisiyim. Aynı zamanda inşaat teknikleri ve iş güvenliği uzmanıyım. Bir müddet aile şirketimizde, uzunca bir müddet şantiye şefliği pozisyonunda görev yaptım. Yaklaşık 4 yıl kadar yeraltı maden işletmelerinde maden mühendisliğinde de bulundum. Şu an ise ülkemizde serbest meslek olarak ticaret faaliyetleri yürütmekteyim. Şimdi aday olan bütün arkadaşlarımız Kilimli'nin malum durumunu hepsi biliyor. Herkes de bu sebepten elini taşın altına koydu. 4,5 yıldan fazladır Kilimli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye yönetimi yaklaşık 1500 gün eder. Her gün bir tuğla koysa üst üste 1500 tuğladan oluşan duvar olur. Ne duvarı? Çakılan tek bir çivi dahi yok. Dedik bu memlekette yaşıyoruz. Bu memlekette ticari faaliyet yürütüyoruz. Bu memleketi seviyoruz. İçinde yaşayan insanları seviyoruz. Bu memleket her geçen gün geriye gittikçe bizim de geleceğimiz geriye gidiyor. Çocuklarımızın geleceği geriye gidiyor. Bunu demek sebebiyle Bismillah dedik. Yola revan olduk. Bütün aday arkadaşlarımız bu sebeple hizmet etmek amacıyla yola çıktı, adaylık başvurusunu yaptı. Tabi burada teveccüh destek sizden, inşallah mücadele etmek bizden. Yarınki temayül yoklamalarında bütün aday arkadaşlarımız sizden vicdanınızla muhasebe ederek destek vermenizi talep etmekte. Ben de naçizane bu talebimi yenilemekteyim. Yolumuz hak, davamız hak, bahtımız açık olsun inşallah. Kazanan Kilimli olsun, kazanan partimiz olsun diyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ediyorum. Demin atladım. Erol Başkan'a da güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mahmut Başkan'ıma da çok teşekkür ediyorum. Onlara da değinerek güzel konuşma yaptı. Musa Civa Başkanımızı kendisini tanıtmadan buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli bayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Adım Musa Civa, 1974 Karabük doğumluyum. Türkiye Taş Kömür Kurumu emeklisiyim. Sivil hayatta ticaretle uğraşıyorum. Kilimli'nin sorunları belli. Çivi üzerinde çivi yok. Allah nasip ederse 2001 yılından beri günümüze kadardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın çılgın projeleri gibi Kilimli'de çılgın projeler üretmek için geldim. İnşallah bu projeleri tek tek hayata geçirerek yeni bir Kilimli yapacağız. Sıfır. Yani burada söylenecek bir fazla laf yok. Bütün projelerimizi biz Ankara'ya aksettirdik. Bir fotokopisini de buraya zaten verdik. Bunlara ilaveten de
ilk defa ticarete atılacak bayanlarımıza vergi levhasını getirmek şartıyla 12 ay vadeli sıfır faizli işletme kredisini de verip onların ticaret yapmasına olanak vereceğiz. Ulaşımdan plajlarına kadardık. Bütün fabrika işletmeliğinden tutun üretim üstü olana kadardık. Yeni organize sanayisi yapana kadardık. Kilimliği yeniden yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Musa Başkan. İnşallah diyoruz. Yine kendilerine size anlatmak adına Sabahattin Başkanımıza. Sayın Başkanım, bir laf daha ekleyebilir miyim? Bilen vardır, bilmeyen vardır. Buyurun, diye. Buyurun, buyurun. Şimdi arkadaşlar, 5.393 sayılı belediye kanununun 70. maddesine göre belediyelere şirket kurma hakkı verilmiştir. Maalesef bu hakkı hiçbir belediye başkanı faaliyete geçirmemiştir. Yani burada demek istediğim şu, bu hakkı biz sonuna kadar kullanacağız. Belediye olarak şirketimizi kuracağız. En az 200 tane belediyeye yeni işçi alacağız. Mevcut işçinin dışında. Yani kimse belediye başkanı geldi beni çıkaracak diye herhangi bir şey söz konusu değil. Ayrıca 200 kişi alacağız. Çünkü bu insanlar ambalaj fabrikamızda, otelimizde, sıcak asfalt tesisimizde, Dünapark'ta, geri dönüşüm tesisinde, yolcu taşıma peronlarında, halk ekmek fabrikalarında istihdam edilecek. Teşekkür ederim. Çok kıymetli ilçe başkanım, çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız, kadın komisyonu görevli arkadaşlarımız, gençlik kolu görevli arkadaşlarımız, hepiniz değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Gelip belediye başkanım hoş geldiniz. Bu hizmet yolunda hepimizin burada toplanmış bulunma amacımız belli. Çok değerli arkadaşlarıma içimizden hangisi seçilirse hizmet yolunda başarılar diliyorum. Allah hepimize yardımcısı olsun. İlkokulu Kilimli Cumhuriyet Okulu'nda, orta ve liseyi Zonguldak'ta okudum. Halen Halk İlişkiler Bölümünde üniversite okumaktayım. 30 yıldır serbest ticaret yapıyorum. Kilimli'yi sokak sokak, Kilimli'yi sokak sokak, hane hane bilmekteyim. Kilimli halkının 1/4'ü beni tanır. Kendimi tanıtma şeyim yok, sorunum yok. Çoğu beni tanır. Bu göreve hizmet yolunda talibim. Allah yardımcı olsun. Hem kızı tekrar hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sabahattin Başkanım. Nihat abi vardı. Affınıza sığınarak Nihat abi özür diliyorum. Estağfurullah. Nihat abi de sizlere ikramen kendini takdim. Buyurun Nihat abi. Çok değerli ilçe başkanım ve yönetim kurulu üyelerim, gençlik kollarım, benim için gençlik kolları hele çok çok önemlidir. Kadın kollarım, çünkü geleceğimiz ülkemizin gençlerindir. Onlara emanet etmek mecburiyetindeyiz. Biz onlara abilik yapacağız. Onun için ben gençliğe, kadın kollarımıza çok önem veren bir kişiyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine Gelik Belediye Başkanımız hoş geldiniz. Size de teşekkür ediyoruz hizmetlerinizden dolayı. Değerli diğer misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Benim adım Nihat Aygün. Kilimli'de Bölüm Mahallesi'nde doğdum. Orada hayatım devam ediyor. Şu anda da oradayım. Askeritepe'de oturuyorum. Kilimli'de 20 seneye yakın ticaret yaptım gençlik yıllarımda. Sonra Zonguldak'ta devam ettim.
Siyasi hayatımda 40 yıllık siyasetteyim. 40 yıllık bir tecrübem var. Zonguldak'ı tanıyorum, Kilimli'yi tanıyorum, Türkiye'yi tanıyorum, dünyayı tanıyorum. Dünyada da gitmediğim hiçbir ülke kalmadı. Görev icabı gittim, gezmek için değil. Türk Kızılay'ın 10 yıldır başkanlığını yapıyorum. Türk Kızılay görevimde, dolayısıyla da bütün dünyayı dolaştım. Hizmet için gittik. Yine bunun dışında Zonguldak'ta sivil toplum kuruluş örgütlerinden Zonguldak Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği yapıyorum 10 yıldır. Yine onun dışında Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın 10 yıldır yöneticiliğini yapıyorum. Bunun dışında Kilimli Spor'da yıllarca yönetim kurulu üyeliği yaptım. Zonguldak Spor'da yönetim kurulu üyeliği yaptım. Velhasıl bir sürü sivil toplum kuruluş örgütlerinde çalışan bir arkadaşınızım. Kilimli deyince ben Kilimli'ye Kilimli artık demiyorum. Rabbim nasip ederse inşallah Büyük Kilimli diyorum. Adını değiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye ne dedi? Büyük Türkiye. Biz de inşallah Kilimli'mize Büyük Kilimli diyerek Rabbim nasip ederse görevimize başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Kilimli'yi seviyoruz. Kilimli'de yeni bir ruh yakalamak mecburiyetimiz var. Birlik, beraberlik ruhunu yakalamak mecburiyetimiz var. Çünkü Kilimli'de ruh diye hiçbir şey kalmamış. Herkes kendi köşesine çekilmiş. Bana ne lazımcılık var. Ama bunu yeniden Rabbimize nasip ederse bu ruhu sizlerle beraber, Kilimli hemşerilerle beraber, bilhassa teşkilatımla beraber, çünkü teşkilatına sahip çıkmayan, teşkilatınla iç içe olmayan hiç kimse de başarılı olmaz. Onun için bunu sizlerle ve teşkilatımla Kilimli'yi yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. İnanarak da yola çıktım. Biliyorsunuz hepiniz bundan 74 gün önce inandığım için Türkiye'de bir ilki yaptım. Son Kilimli'de ofisimi açarak, AK Parti'nin propagandasını yaparak, AK Parti'yi anlatarak sahalara indim. Şu anda çalışmalarım devam ediyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Projelere gelince tabii projeleri burada anlatmak mümkün değil. Rabbim nasip ederse büyük mega projelerle geleceğiz inşallah. Kilimli'ye layık olan projelerle geleceğiz. Kilimli'miz her şeye layık. Ben Kozlu'yu kıskanıyorum. Niye kıskanıyorum? Kozlu'da aynı de ilçe oldu ama biz maalesef olduğumuz yerde sayıyoruz. Hatta belki de bir berde şeyinden kurtulamadık. Ama Rabbim ederse inşallah hep beraber bu işi, tek başına değil, hep beraber bu işe el ele vererek Kilimli'yi layık olduğu yere taşıyacağız. Tabii 3 tane de milletvekilimiz var, iktidarız, onlarla beraber Ankara'yı iyi tanıyorum. O nedenle yarın yapılacak olan kamuoyu yoklamalarında bana, diğer arkadaşlarıma, hepimize, ben de hepinizin oyu istiyorum, oylarınızı da talibim. Bunların hepsi Kilimli için. Yine bunun dışında ben konuşmak istedim, 10 saat konuşurum her yerde ama kısa 5 dakika söz verdiler. Ben aday adaylarımdan, önce onlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Aday adaylarımdan bir isteğim var. Yarın aday kim olursa, hangimiz, 11 kişiden, kim olursa hep beraber bu adayımızın arkasında yürüyeceğimize, gece gündüz evimize gitmeyeceğimize, Kilimli'de AK Parti'yi yeniden iktidar edeceğimize, bütün arkadaşlarımızın bu konuda birleşmesini istiyorum. Ben olursam ben, Sabahattin olursa Sabahattin, Murat olursa Şerafettin, Abdullah, velhasıl işimizdeki arkadaşlarımızın hangisi aday olursa hep beraber arkasında, birlik beraberlik içinde ben adaylarımızdan o sözü istiyorum. Partimize hizmet etmesine devam edin. Darılmak etmek yok. Halkımız kimi layık görürse o adayın arkasından yürüyeceğimize ve daha çok çalışacağımıza ben bütün adaylarımdan bu sözü istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Murat Başkanım. Tarım Başkanım buyurun. Yani ilçe başkanım, cefakar kadınkollarımız, partimizin lokomotifi, gençlik kolları üyelerimiz, değerli hazırım. 1985 Kilimli doğumluyum. İlk ortaokulu Kilimli'mizde okudum. Liseyi Zonguldak Öğretmen Lisesi'nde, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun oldum.
Yaklaşık 50 yıldır Kilim ilçemizde faaliyet gösteren beyaz eşya ve mobilya şirketimizde iş hayatımı sürdürüyorum. 2009 yılında AK Parti üye oldum. 2011 yılında Gençlik Zonguldak Gençlik Kolları'nda göreve başladım. Partimizin yönetim kadrolarında görev aldım. 4,5 yıldan beri, 5 yıla yakındır belediye meclis üyesiyim. İlçemizin çok acilen bu kötü yönetimden kurtulması lazım. AK Parti bayrağının, AK Parti belediyeciliğin acilen Kilim ilçemizin kazanması lazım. Bunu hep birlikte, beraberlik içerisinde, ayırmadan, gruplaşmadan birlikte başarmamız lazım. Buradaki 11 aday adayımızın hepsi birbirinden değerli, birbirinden kıymetli. Hepsine tek tek başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Şu an Şenol Başkanı'na rica ediyoruz. Kendisi. Buyurun başkanım. Sayın Başkanım, sayın değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli adayı arkadaşlarım, değerli kadın kollarım, değerli gençlik kollarım, mahalle merkez başkanlarım, sayın basın mensubum ve Gelik Belediye Başkanım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 53 yaşındayım. Çilimli'de doğdum. Çilimli'nin 5 mahallesinde hayatım geçti. Ortaokulu, liseyi, ilkokulu bu bölgede bitirdim. Üniversite hayatımı Trabzon'da devam ettim. Jeoloji yüksek mühendisiyim. 28 yıllık devlet memurum var. Bunun 10 yılını üniversitede öğretim üyesi olarak geçirdim. 18 yılını ise devlet kurumu olan eski Bayındırık İskan Müdürlüğü, yeni adı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevde bulundum. 12 Kasım 2018 yılında iş hayatıma ara verdim. 12 Kasım'da siyasete girdim. 5-6 günlük siyasi hayatım var. Girmemin nedeni biliyorsun, devlet memuru olduğundan dolayı. Fakat bu siyaset döneminde bürokraside yükseldim. 2000 yılında girmiş olduğum Bayındırık İskan Müdürlüğü'nde 2004 yılında şube müdürü, 2010 yılından beri de il müdürü yardımcısı olarak devam etmekteydim. Şimdi ise AK Parti'den Kilimli Belediye Başkan adaylığı için başvurumu yaptım. Bildiğiniz gibi Allah'ımıza şükür yüksek sayıda aday adaylarımız var. Aday adaylarımızın fazla olmasının nedeni partimizin bereketindendir. Bereketli parti olduğumuzdan dolayı aday adaylarımızın başvurusu da fazla olmaktadır. Amacımız bu adaylardan birlikteliği, beraberliği, toparlayıcı özelliği hakim olan bir adayımızı aday yapmak ve bu adayın arkasında tek bir vücut olarak onunla beraber hareket etmektir. Karşımızda potansiyeli her ne kadar şu anda düşmüş olsa bile güçlü bir muhalefet belediye başkanlığı var. Bunu yenebilmemiz için partimize Kilimli Belediyesi'ni kazandırabilmemiz için birliktelik sunmamız gerekiyor. Sloganlarından bir tanesi, biz birlikte Kilimliyiz. Sloganlarından bir tanesi, Kilimli için atılım, değişim ve reform zamanı gelmişse haydi o zaman hep birlikte diyorum. Neden belediye başkanı oldum? Şundan dolayı belediye başkanı oldum. Halkın yolu, hakkın yoludur diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu yolda diyor, bundan sonraki 31 Mart
2019 seçimlerinde ben yanımda temiz, dürüst, bilgili, becerikli, liyakat sahibi insanlarla yola gitmek istiyorum diyor. Bunun için aday oldum. Neden aday oldum? Kilimli'ye vefa borcumu ödemek için aday oldum. Niçin aday oldum? Kilimli'nin kalkınması adaletli, şeffaf, çevreci, estetik şehircilikle yönetilmesi için aday oldum. Niçin aday oldum? Kilimli halkının, Kilimli halkına güvendiğim için aday oldum. Şimdi arkadaşlarımızla beraber burada 11 kişi herhalde aday olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Ne olur tek bir dileğim var. Buradan seni seçilecek aday kimse lütfen onun arkasından yürüyelim. Rekabetten güç doğar. Rekabetten başarı doğar. Ama bu rekabeti lütfen iç muhalefete dönüştürmeyelim. Benim tek dileğim, arzum bu. Eğer bu gerçekleşirse partimize Kilimli Belediye Başkanlığı'nı kazandırırız. Benim dilek ve temennilerim bunlar. Yarın temayülde kim çıkarsa çıksın. Ben buradayım. Ben çevre, imar, ihale, şehircilik, planlama yönünde şu anda 26 belediyenin üzerindeki bu kurumu, bu bölümlerini idare eden kısımım. O yüzden kim aday olacaksa o arkadaşa bütün teknik desteğimle hizmet vereceğimi buradan onlara sunuyorum. Bu vesileyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Şükrü Başkanım, buyurun. Sayın İlçe Başkanım, değerli hazırın, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli hazırın, ben Türkarı köyündenim. Çocukluğum ve gençliğim bu bölgede geçti. Uzun yıllar il dışında öğretmenlik yaptıktan sonra 2001 yılında Kilimli Endüstri Meslek Lisesi'ne tayin istedim. 2001 yılından 2013 yılına kadar Kilimli'de uzun yıllar öğretmenlik görevi ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundum. Ayrıca sivil toplum çalışmaları içinde de yer aldım. Mesela 5 yıl boyunca Kilimli Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı yaptım. Kilimli Güney Mahallesi Spor Kulübü yöneticiliklerinde bulundum. Yani uzun yıllar Kilimli'de yaşayan birisi olarak Kilimli'nin sosyal sorunlarını biliyorum. Kilimli'nin kültürel sorunlarını biliyorum. Kilimli'nin teknik sorunlarını biliyorum. En son görev yaptığım Çatalazı Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda 3 yıllık görevim sonunda göstermiş olduğum performanstan hareketle Karabük'ün Ovacık ilçesine ilçe milli eğitim müdürü olarak teklif edildim. Ovacık ilçesinde 1 yıl ilçe milli eğitim müdürlüğü görevi yaptıktan sonra oradan Karabük'ün Eflahane ilçesine yine ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirildim. 4 yıllık ilçe milli eğitim müdürlüğü görevinden sonra Kasım'ın 12'si itibariyle partimizden Kilimli'mize hizmet etme amacıyla istifa edip aday adaylığı başvurusunda bulundum. Kurum idare bilgisi, kurum idare tecrübesi, kurum kültürüne sahip birisi olarak Kilimli'yi insanca yaşanabilir bir ilçe haline getirebileceğim inancıyla bu yola koyuldum. Küçük bir Kilimli ile ilgili küçük bir anekdotumu paylaştıktan sonra konuşmama son vermek istiyorum. 2001 yılında Kilimli Endüstri Meslek Lisesi'ne tayinim çıktıktan sonra
2006 yılına kadar 5 yıl boyunca ki evim çarşı merkezindeydi, okula yaya gidip geldim. Yalvarıyordum. Ne olur bir kömür arabası rastlamasın da yerden sanki atom bombası atılmışçasına o kalkan toz bulutunun içerisinde okula gitmeyeyim, ki öğrenciler de böyleydi diye yalvarıyordum. Bir kömür arabası geçtiğinde bu toz bulutu biraz sakinleşsin diye kenara sindiğimde toz bulutu hafifleyince yoluma devam ederken 3-5 adım sonra tekrar ikinci bir kömür arabası geldiğinde aynı tabloyla karşı karşıya kaldığımı bilirim. Bu 5 yıl sürdü. Yıl 2001'di. Şu an yıl 2018. Aradan 16 yıl geçmiş. 17 yıl geçmiş. Arkadaşlar, devletler tarihine bakın. Devletler tarihinde ömrü 17 yıl civarı olan onlarca devlet görürsünüz. Tarihte ömrü 17 yıl kadar devam etmiş bir devlet var, devletler var. 17 yıl zaman geçmiş, Kilimli bölüm yolu aynen duruyor. Arkadaşlar, üst tarafı yemyeşil orman, alt tarafı masmavi deniz olan bir ilçenin yerleşim merkezinin orta çağ kalıntısı halinde olması hepimizi üzüyor. Cumhurbaşkanımızın büyük hedefi olan büyük Türkiye hedefine Türkiye'yi katabilmek için, büyütebilmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Ben gerçekten hep birlikte çalışırsak Kilimli Belediyesi'ni AK Parti'miz çatısı altına alabileceğimize inanıyorum. Bakın inanın, bu yerel seçimler Kilimli için son şans. Kilimli için gerçekten bir kırılma noktası. Ben gerçekten Kilimli Belediyesi'ni bu kez alabileceğimize inanıyorum. Eğer alamazsak Kilimli'nin yarınki geleceği gerçekten karanlık olacak. Çocuklarımız, torunlarımız gelecekte bizden şikayetçi olacaklar, bize sitem edecekler. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Şerafettin abi, bizim zaten devlet adına genel yollar değerlerimizden dedi. Şerafettin abi, buyurun. Çok değerli ilçe başkanım. İç yönetim kurulu üyelerim, gençlik kurularım, başkan ve yöneticilerim, kadın kolları, AK Parti dava arkadaşlarım. Sözlerime başlamadan en kalbi duyduğuna hepinizi sevgi ve saygıları selamlarım. Tabii öncelikle Kilimli'mizin şöyle coğrafa anlamda bir gözümüzün önünden bir geçelim. Hepimiz bu Kilimli'de yaşıyoruz. Hepimizin de yaşadığı yerler, hepimizin de gördüğü manzara hep aynı. Tabii bu süreç zarfında bizden sonra gelecek olan nesillere bir şeyler bırakmanın zamanı geldi diyorum. Çünkü neden? Çünkü genelde iktidarız ama genelde iktidar olamadık. Şu 5 yılımız kaydı. Şimdi önümüzde teamül yoklaması var. Bu teamül yoklamasında lütfen İyi düşünelim, duygusal olmayalım. Bakın, siyasette asla duygusallık yoktur. Keşke yoktur. Bir 5 senemiz kaybolmasın. Burada çok değerli 11 tane arkadaşımız var. Hepsi birbirinden değerli benim için. Herhalde hepimizde de büyüğüm, büyük bir ihtimalle. Nihat başım senden ay farkıyla büyük. Şimdi... Bir yıl büyüğüm sana. Şimdi neyse, yani bir espridir bu. Bakın, ben biraz antrenmanlıyım çünkü 2014'te yaşadım ben bu işi. Şimdi arkadaşımız dedi ki, arkadaşlarımız, bir olacağız, bir. Yine olacağız, ben olursak burada seçim alamayız. Ben 2014 yılında belediye başkanımın yanında, arkadaşım ilçe başkanıyla dimdik durdum. Başka arkadaşımın kapısında 2 saatte bekledim. Ama kaçırdım. Kaçtı gitti, önemli değil. Fakat biz yine sahalardayız. Bakın,
burada aday sürecimde çok önemli mesajlar verdim. Dedim ki içimizden hangimiz çıkarsa, hangimiz aday olursa, kendisi aday olacakmış gibi, olmuş gibi bu aday arkadaşımın başına dikileceğiz. Yanında olacağız, koluna gireceğiz. Ancak o kadar öyle seçim alırız arkadaşlar. Bakın. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz birbirimizi eleştirmeyelim. Birbirimizi kırmayalım. Bırak dışarıdaki bizi uğraştılar ama biz kendi aramızda bir bütün olacağız. Şimdi kimin sınırlarının olduğu gibi karış karış bilirim. Şimdi belediye başkanım da burada. Burhan başkanım. Kilimli gelip benim mahallemken, belediye kurulmamışken ben o zaman belediye başkan adayı oldum. 35 senenin üzere. O zaman farklı farklı düşüncelerdi, farklı farklı siyasi partilerdi. O zaman AK Parti falan yoktu. 12 oylarında öz seçim kaybettim. Çünkü geriye Damarlısını, Ayçin'i, Esen'ini, Montlisini, Yenim Çarşı'da hep çok iyi bilirdim. Çünkü oralarda siyaset yaptım. Çünkü neden? Bu bilgimi, bakın, kimlerin en büyük projesinde biliyor musunuz? Bir olmak bir. Biz bir olursak burada bir başarırız. Bakın Kilimli farklı farklı bölümlere gitmiş. Ötekileştirilmiş. Sen benden değilsin denmiş. Kilimli, Türkiye'de bir tek kucaklayacağız Kilimli'yi. Bütün siyasi partileri aynı eşit mesafede oturmak durar. Onun için ben şimdi birbirimize böyle güzel laflar etmemin anlamı bir şey öğretiriz ama önemli olan biz birbirimize inanacağız. Birbirimize inanacağız, öyle yola çıkacağız. Onun için ben tekrar şunu söylüyorum size. Biz mevki makam ve hırsızlar bir insan değiliz. Bizim sevdamız kilim. Biz doğup büyüdüğümüz yere hizmet etmek için aday olduk. Bütün arkadaşlarımız gibi. Çünkü buranın mahallelerini, sokaklarını karış karış bilen insan. Biliyorum. Kilimin sorunlarını bilen insan. Çünkü 40 yıldan beri de bu insanların sokakta hep beraber. Sonunda Muhtarlar Derneği Başkanı, Karadeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye'de muhtarların ikinci kişisi, Türkiye Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi bu birliklerin anlamında hepsi hayatım seçimle geçti. Çok iyi bir teşkilatçıyım. Bakın, proje öğretmen çok basit ama onu hayata geçirmek önemli. Ve onun için diyorum ki, Sayın Başkanım, şimdi sözünü bitirmeden evvel, ama bittikten sonra bütün arkadaşlarımız ilçe aday olan arkadaşımız bir kenetleneceğiz. Hepimiz burada canlı yayında söz vereceğiz. Diyeceğiz ki hep birlikte aday olan arkadaşımızın koluna gireceğiz. Bu kilimi böyle başaracağız. Böyle kutlayacağız. Çünkü bizim bir yerimiz yok. Kesar Mahallesi kimde doğdum? Kesar Mahallesi evim var. Güney Mahallesi'nde iki mertebe mezarım var. Gidecek yerim yok. Bakın açın. Mal varlığım da bu. Bakın mal varlığım bu. Bankada param falan da yok. Hani nereden geldi deniliyor ya. Biz o yok. Hayatımızda hayatımda kiralarımda hiç haram lokma geçmedi. Geçmez. Şimdi niye biliyor musun? Kul hakkı var. Bu makamların da yar ileride mahşerde hesabı var. Onun için bir ayağımız öbür tarafta ama hayat devam ediyor. Ben bu duyguları hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Özellikle birliktelik adına vermiş olduğunuz mesajlara teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İsmail Başkanım, alfabeti size dedik. Alfabeti terse çevirdik. Hakkı yener yere. Hakkı yener yere. Buyur başkanım. Geç geldin, en son seni aldık. Sağ olun. Sayın ilçe başkanım. Ve ilçe yönetim kurulu arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bölgemizin nadide çiçeği Gelik Belediye Başkanımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben önce şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki Kilim'de doğdum, büyüdüm, burada okudum. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra Zonguldak'a geri döndük. Burada çalışma hayatımıza başladık. Ama ben konuşmama başlamadan önce şöyle bir aday adayı arkadaşlarımızın konuşmalarından yola çıkarak
bir özetlemek istiyorum. Bu kadar aday adayı sayımızın fazla olması beni gerçekten onurlandırdı, gururlandırdı. Nedeni ise burada yapılmamış ve yapılacak her şeyi gördükleri için buraya çıkıp aday aday oldular. Tabii ki ben de bunlardan bir tanesiyim. Ve vermiş oldukları birliktelik mesajları gerçekten çok güzel. İnsanları gururlandırıyor, aday adaylarını da gururlandırıyor. Ve burada bu seçimi alacağımızı ben gerçekten gördüm. Bütün aday arkadaşlarımız inanmış. Hatta Şenol Yücel abimiz kaptırdı kendisini belediye başkanı gibi dedi. Bu çok güzel bir şey. İnandığının, inancının bir belirtisiydi. Tabii biz bunları başarabilmemiz için de bu işin mutfağından gelen insanlara ihtiyacımız var. Bu işin mutfağı kimler? Bu işin mutfağı işte kadın kolları, işte gençlik kolları. Biz burada değinilmemiş şunu da söylemek istiyorum. Çünkü bütün her şeyin hamallığını affedersiniz yapan, eziyetini çeken, sahada olan, yorulan, yıpranan ama her şey bittikten sonra da bir kenara atılan da maalesef buradaki teşkilatlarımız. Bunun için ben şunu söylemek istiyorum. Bütün aday adayı arkadaşlarımız kim olursa olsun ben artık burada seçimin alınacağını gerçekten burada gördüm. Onlardan sizlerin adına şunu da istiyorum. Bunların bu emekçi arkadaşlarımın koşuşturan sahada çalışan adayın peşinde en fazla olan gençlik kolları, kadın kolları lütfen bunlara da seçimden sonra gerçekten ama gerçekten sahip çıkılsın. Diğer konulara girmek istemiyorum. Çünkü aday aday arkadaşlarımız bunları söylediler, anlattılar. Tekrar aynı şeyleri konuşmanın fazla bir esprisi yok. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar, garibin derdini dinlemek için garip kulağı olmak gerekir derler. Nihat abi ve İsmail başkanım garip kulağı olmuşlar. Teşkilatların önemine ve bir kenara atılmaması adına düşünceleri ve dilekleri adına teşekkür ediyorum. Herhalde hala ayaklarında teşkilatın çamuru, sokağın çamuru duruyor. Aday adaylarımızı dinlediniz. Özetlerken İsmail Başkanım şunu ifade etti. Ben inanmışlığı gördüm ben İsmail Başkanım. Biz bir senedir bu ülkü ve idealle yönetim kurulu toplantılarımızı açıyoruz, kapatıyoruz. Bunun yegane nedenlerinden bir tanesi sevgili teşkilat mensubu arkadaşlarım, hakikaten çok yürekten söylüyorum. Hepsi inisiyatif ve sorumluluk almış 11 tane birbirinden kıymetli kilimleri vardı arkadaşlarım. Bunlar ellerini taşın altına koymuşlar. Önce saygıyı hak ediyoruz. Bu saygıyı hepimiz göstereceğiz. Ama bunun yanında teşkilat olarak bizler de ki ifade ettiler, bunu söylemeden geçemem. Birliktelik ruhunun bozulmamasını biz de onlardan bekliyoruz. Evet, 11 tane nadide kristal, bir tanesi aday olacak. 10 tanesi kırılacak. Gönülleri kırılmasın. Ve bu seçim alınmalı. Neden? Bir, %2.9 yıllık bizim göç oranımız arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Yaklaşık %3 ürememiz, çoğalmamız. Aradaki fark %6. Ama bakınız ne hikmetse hala kan kaybı. Göç ediyoruz. Bunun nedenleri ekonomi, sosyal yaşantı, kültürel yaşantı. Aday adaylarımızdan birinin Şükrü Başkanım da öyle zannediyorum tespiti terk edilmiş kasaba niteliği. Bizi
sorumluluğu eten o kadar çok neden var ki, Mahmut Başkanımın dediği gibi her gün bir tuğla konsaydı, her gün bir tuğla konsaydı aşaması da artık kilim için yeterli değil. Onun için kilim ilçemizin ve kilim halkımızın istihdamdan ekonomiye, günlük yaşantıdan sosyal yaşantıya, kültüre ve modern çağ yakalama hizmetlerine ihtiyacı var bu noktada. Genelde Şerafettin Başkanımın ifade ettiği gibi genelde iktidar olan yerelde iktidar olamıyor. Bunu aşalım. İhanet noktasında hizmet eden bir belediye başkanı. Yaşadığı kente, şehre ihanet noktasında. Ki adı Şehrül Emin'dir. Şehrin emini. Hazreti Ömer'den bir haber. Ama birebir de çok iyi, çok başarılı. Bugün AK Parti ilçe başkanı olarak gideyim, derdimi diyeyim ki, ya böyle böyle bir derdim var benim, çözer. Bu birebir çalışmanın ne bizim ekonomimize, cebimize, ne istihdamımıza, ne de ilçemize katkısı yok arkadaşlar. Bu ben kültürü ve anlayışıyla yapılan bir çalışma metodudur. Biz de burada birilerinin dektekçisi olmayacağız. AK Parti'ye Kilimli'nin ihtiyacı var. AK kadrolara Kilimli'nin ihtiyacı var. Bunu çok iyi bir şekilde sergileyen bizim nadide bir çiçeğimiz var gelikte. İmkanları dahilinde. Çok fazla olarak kullanmadan kendi yarattığı istihdamla Burhan Başkanım omuzlarınıza teşekkür ediyorum. Gelikte yapılmaz denen şeyleri, kendi inanmadığı şeyleri yap. Kilimli'nin buna ihtiyacı var. O yüzden 11 tane dostumuz, dava arkadaşımız inisiyatif almışsa siz de elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Yarın yapılacak olan temayülde kendinizi aşarak ilçenizi sorgulayacaksınız. İlçenizin geleceğine şekil vereceksiniz. Lakin şunu unutmayın. Herhangi birine temayülde oy kullandığınızda diğeri kırılır mı? Hepsi de ifade ettiler. Hiçbiri kırılmaz. Ve bir olacaklarını söz vereceklerini ifade ettiler ki ben bunu isteyecektim. Benim teşkilatımın başı tanıtımdan sonra bunu aday adaylarımıza söyleyiniz dedi. Ben demeden onlar dediler. Hepsinden Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Rabbim kime nasip edecekse. Kilimli ilçesi olarak, bir teşkilatı olarak biz bu seçimi kazanmak istiyoruz, kazanacağız. Bu uygun ve düşüncelerle zaman ayırdınız, geldiniz. Önemli bir gün yaşayacağız yarın. İlçemize, halkımıza, hepimize, adaylarımıza hayırlar getirsin inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet, her şey Kilimli için. Her şey Kilimli için. Her şey.